Merhaba arkadaşlar. Bugün 3. ünitemizin ilk konusu Doğu ve Güney Cephesini işleyeceğiz. Artık Kurtuluş Savaşı'na geçtik. Milli mücadele döneminde cepheleri işliyoruz. Bu dersimizden elde edeceğimiz kazanç Doğu ve Güney Cephesinde meydana gelen gelişmeleri kavramak olacaktır. Evet, Kurtuluş Savaşı'nın cephelerine baktığımızda arkadaşlar 3 tane cephemiz var. Doğu Cephesi, Güney Cephesi ve Batı Cephesi. Doğu Cephesindeki düşmanım Ermeniler, Güney'deki düşmanım Fransızlar ve onlara yardım eden Ermeniler, batıda da Yunanlılar. Doğu cephesinde düşmene karşı mücadele eden kuvvetim 15. Kolordu Komutanlığı, Osmanlı'dan kalan ordularını ters etmemiş Kazım Karabekir'in ordusu. Güney cephesindeki düşmana karşı mücadele eden gücüm Kuvayi Milliye, Batı cephesindeki ise Yunanlara karşı da önce Kuvayi Milliye ama yeterli mücadele yapamadılar. O yüzden de düzenli orduyu göreceğiz. Evet. Doğu cephesini kapatan antlaşmam Gümrü, Moskova, Kars yani doğu sınırımı çizen, güney sınırımı çizen Ankara, batı cephesini de Mudanya ile kapatıyoruz. Evet, Doğu cephesinde arkadaşlar hatırlayın, Mondros'un 24. maddesinde Doğu Anadolu'da 6 ilde herhangi bir karışıklık çıkarsa İtilaflar istedikleri bu 6 ili işgal edebileceklerdi. Amaçları neydi? Doğu'da bir Ermeni devleti kurmaktı. Sevr Antlaşması'na da açık açık dile getirmişlerdi. Doğu'da hem Ermenistan hem de Kürt devleti kuracaklardı. Bu amaçla Ermeniler bu bölgede saldırıya geçtiler. Kars, Sarıkamış bölgelerini işgal ettiler. Komutanımız Kazım Karabekir, Mondros Antlaşması'na göre ordularını ters etmemiş. Tek düzenli kalan birliğimizdi Osmanlı'dan. Evet, bu bölgeyi Kazım Karabekir komutasındaki 15. Kolordu saldırıya karşılık vererek Ermenilerle bir savaş dönemine geçtiler. Bu saldırı ile Kurtuluş Savaşımızın ilk askeri başarısı elde edildi. Ve askeri başarı siyasi başarıyı getirdi. Gümrü Antlaşması imzalanıyor 3 Aralık 1920'de Ermenilere karşı. TBMM ile Ermenistan arasında olacak. Bu antlaşmaya göre Ermeniler işgal ettiği Kars, Iğdır, Sarıkamış ve Kazman yerlerini TBMM'ye bırakıyor. Böylece de TBMM'yi tanıyan, Misak Milli'yi tanıyan ilk devlet Ermenistan oluyor ve aramızdaki sınır da Çıldır Gölü ve Aras Nehri olarak belirleniyor. Böylece de doğu sınırımız çizilmiş oluyor arkadaşlar. Ve Ermeniler böylece de Doğu Anadolu'daki isteklerinden vazgeçmiş oluyorlar. Gümrü Antlaşması ile Ermeniler Sevr Antlaşması'nı tanımıyor. Sevr'i kabul etmeyen ilk devlet dedik. Ve TBMM'nin de ilk siyasi başarısı olarak tarihe geçiyor. Ve buradaki birliklerimiz arkadaşlar cephe kapandığı için batıya doğru kaydırıyoruz. Ve Batı cephesi askeri açıdan güçlendirilmiş oluyor. Evet. Ve ilk cephemizi de böylece kapatmış oluyoruz. Doğu cephesi ile ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Gümrü Antlaşması'nı şimdi gördük. Doğu sınırımız çizildi. Moskova ile doğu sınırım şekil değiştirecek. Kars Antlaşması ile de son şeklini alacak. GMK Gazi Mustafa Kemal diye kodluyoruz. Evet. Gelelim Güney cephesine. Güney cephesinde de arkadaşlar önce bu bölgeleri İngilizler işgal etse de sonradan Fransa ile yaptığı antlaşma gereği buraları Fransa'ya bırakıyor ve Fransızlar işgal ediyor. Ve Suriye'den getirdiği Ermenileri de bu bölgelere yerleştirerek daha da işgallerini kalıcı hale getirmeye çalışıyorlar. Bu işgallere karşı halk mücadele etmiş arkadaşlar. Kuvayi Milliye. Tabi onları organize eden, onları yönlendiren komutanlar var. Ama esas güç halk. Evet, ilk kurşun Hatay 4 yolda atılmış arkadaşlar Fransızlara karşı. Kara Mehmet tarafından ve bu da bir işgallere karşı tepki niteliğinde halkta daha da milli bilinci sağlayarak mücadeleleri başlatmış.
Maraş, Antep ve Urfa savunmaları bu cephede çok önemlidir. Onları tek tek değineceğiz. Maraş savunmasında Fransızlara karşı bu bölgedeki halk mücadele ediyor ama bir sembol isim var. Sütçü İmam. Bazı Fransız askerleri bu bölgedeki kadınlara rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle Fransız askerlerini öldürmüştür. Ve aynı şekilde de Maraş savunmasının sembolü haline gelmiştir. Bir kahraman olarak karşımıza çıkmıştır. Ve bir Maraş kalesindeki Türk bayrağını indiren Fransızların üzerine halkın galeyana gelerek kaleye çıkıp Türk bayrağının tekrar asma mücadelesi vardır ki çok önemli bir savunmadır. Ve hatta ders kitabımızda da bu konuşma var. Bir Fransız komutan bir bez parçasından başka bir şey olmayan bayrak için bu kadar gürültü yapıyorsunuz, istesek hepinizi öldürebiliriz derken karşısındaki bir Türk vatandaş her gün ölmektense bir gün ölmeyi yeğlerim, bayrak için ölmek her Türk için şereftir diyerek Türklerin bayrağa, bağımsızlığa ne kadar önem verdiğini göstermiştir. Ve halkın kahramanca savunmasından sonra da Fransızlar Maraş'ta tutunamayarak 12 Şubat 1920'de Maraş'ı terk etmek zorunda kalmışlardır. Daha sonra da TBMM halka kahraman unvanını vererek buradaki halkı ödüllendirmiştir. Gelelim Urfa savunmasına. Urfa'da da arkadaşlar Ali Sahip Bey karşımıza çıkıyor. Önemli bir savunma yaparak Kuvayi Milliye halkını yönlendirerek Fransızlara karşı mücadele olmuş ve Fransızları da Urfa'dan atmayı başarabilmişlerdir. Ve daha sonra da şanlı unvanını verecek TBMM Urfa halkına. En son da Antep savunması. Burada da karşımıza Şahin Bey çıkıyor. Kendisi çok önemli bir savunma yaparak hatta bu savunma sırasında şehit düşmüştür. Ve Antep'i de düşman işgalinden kurtarmayı başarmışlardır. Ve TBMM'de gazi unvanını vermiştir. Evet arkadaşlar, Güney Cephesi'nde Fransız ve onların getirdikleri Ermenilerle mücadele edildi. Kuvayi Milliye mücadele etti. Ve Batı Cephesi'nin sonucuna göre hareket ettiler Fransızlar. Çünkü cephe kapanır kapanmaz hemen bir antlaşma imzalamak istemediler. Ta ki Batı Cephesi'ndeki Sakarya Savaşı'ndan sonra bizimle antlaşma imzalayacaklar. Ve Ankara Antlaşması ile tamamen çekilmiş oluyorlar.